Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine AK Parti iktidarının keyfine göre bir bütçe görüşüyoruz. Halktan kopuk, kendilerine dönük 20 yıllık AK Parti iktidarı her geçen gün kan kaybederken vatandaşlarımız da beceriksiz yönetimleri sayesinde her geçen gün yoksullaşıyor. Bugün geldiğimiz noktada döviz karşısında Türk lirası tarihinin en fazla değer kaybı yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu gerçeklikten uzak enflasyon istatistikleri yayınlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu rakamları ne çarşıyı ne pazarı ne de vatandaşlarımızın yaşadıkları geçim sıkıntılarını, yani bu ülkenin hiçbir gerçeğini yansıtmıyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye İstatistik Kurumu'na gidiyor ve bir genel başkana kapılar açılmıyor. Sonra Erdoğan çıkıp yok öyle randevu alınmadan bir devlet kurumuna giremezsiniz diyor. Çünkü korkuyorlar artık. Herkes her şeyin farkında. En sonunda her şeyin açığa çıkacağını biliyorlar. Değerli milletvekilleri, 20 yıllık AK Parti iktidarı olarak bu ülkeyi parsel parsel sattınız. Yerli ve millinin öneminden bahsederken ülkede yerli ve milli namına hiçbir şey bırakmadınız. Şeker fabrikalarımızı sattınız. Gübre fabrikalarımızı sattınız. Termik santrallerimizi sattınız. Limanlarımızı sattınız. Tütün fabrikalarımızı sattınız. Kamu mülklerimizi sattınız. Sümer Bankı, Eti Bankı sattınız. Petkim'i, Tüpraş'ı sattınız. Bir tank palet fabrikamızı Katar'a sattınız. Sattıklarınızın listesi 5 dakikalık konuşmaya yetmeyecek. Peki tüm bunları satıp yandaşlarınıza peşkeş çekerken kaçak sarayınızın günlük masrafı 8 milyon iken kapılarınızda 12 uçak öylece yatarken yazlık kışlık saraylarınızda sefa sürerken vatandaşa ne yaptınız? Önce az yiyin dediniz. Sonra porsiyonları küçültün dediniz. Suriyelilere 40 milyar dolar yardım yaptınız ama halka gelince kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller dediniz. Kilo yerine taneyle alın dediniz. Tüm bunları utanmadan, arlanmadan vatandaşlarımıza derken siz ejder meyveli içecekleri yudumladınız. Vatandaşa çay fırlattınız, halimiz beter diyeni azarladınız. Sonra dış güçler, iç mihraklar dediniz. Siz bu ülkenin çocuklarını dahi ayırdınız. Kendi çocuklarınız sefa sürerken sizden olmayan çocuklara çocuklar yatağa aç girdi. Kendi çocuklarınızı torpille en üst makamlara, kurumlara yerleştirirken sizden olmayan çocukların işsizlikten intihar edişine kayıtsız kaldınız. Korkuyla, baskıyla, kendi medyanızla halkı sindirmeye çalıştınız. Bu ülkede en az her gün bir kadın cinayeti yaşanırken ve katiller indirimli cezalarla hayatlarına devam ederken siz yüz binlerce çocuğun annesiz kalmasına göz yumdunuz. Ekonomiyi batırınca damat kaçtı. Enflasyon inmeyince Merkez Bankası görevden alındı. Yaptığınız her başarısızlığın yükünü vatandaşa attınız. Evet, artık açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum ettiğiniz bu halk sandık gününü bekliyor. Sata sata yediğiniz, yemekten doymadığınız günler bitiyor. Bu halk sizi seçimde güle oynaya sandığa gömecek ve Cumhuriyet Halk Partimiz iktidarında hukuk önünde ülkemize verdiğiniz tüm zararın bedelini ödeyeceksiniz. Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmelerinin gerçekten vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olacak günlerin en yakın zamanda gelmesini umut ediyor. İşsizliğin, yoksulluğun, açlığın olmadığı, emeklinin, öğrencinin, memurun, çiftçinin de, işçinin de, emekçinin de yaşam koşullarının refaha kavuşacağı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği ve hiçbir çocuğun indirimli cezalar nedeniyle
Buyurunuz efendim. Annesinden mahrum kalmayacağı, tacize, tecavüze sessiz kalınmayacak ve en ağır şekilde hukuki yaptırımların uygulanacağı korku imparatorluğuyla değil, sevgi imparatorluğuyla yönetilecek günlere kavuşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor, geliyor, gelmekte olan diyorum. Sağ olun.